Evet. Elma defterleri sonunda bitirdim. Şu an böyle görünüyorlar. Çünkü henüz preslenmediler. Preslenecekler. Arkalıkları kaldı ve video çekiminin son partını halletmem gerekiyor. Zaten bunlar bitmediği için aslında geçen hafta yükleyecektim ama bu haftaya kaldı. Her neyse. Pazar günüm bu şekilde geçti. Onun dışında bugün pazartesi ve bugün okullar açılıyor sanırım. Ve yine yağmurlu ve berbat bir gün var. Yani ben okula gidiyor olsam şu an aşırı mutsuz olurdum. Neyse ki okula gitmiyorum en azından. Neyse. Onun dışında kahvaltımı yaptım. Sabah çayımı içiyorum. Dün biraz yaprak kestim. Çünkü yapraklarımın olmadığını fark ettim. Ben çok var zannediyordum ama yokmuş. Bunları hallettim. Sonrasında buralar yine bildiğiniz gibi karma karışık. Buraları düzelteceğim. Dikişli defterler devam ediyor ve çok az kaldı. Bugün ne yapacağım? Bugün bir sipariş var. Onu paketleyeceğim. Elma defterleri bitirmeyi planlıyorum. Ve yeni ürünler için bugün biraz çalışma yapacağım sanırım. Bugünüm böyle. Günaydın. Bugün 14 Eylül sabahı. Dün yine şöyle etiketler buldum evde. Neden bilmiyorum. Bunu çok çok önce almışım. Ve kesmemişim. Böyle duruyorlardı. Ben de kesmeye karar verdim. Biraz küçüklermiş. Biraz daha büyük olsa iyi olacaktı ama. Şu anki güneş ışığıyla aşırı güzel duruyorlar ve bu fırsatı kaçırmayayım dedim. Onları böyle üst üste koydum. Az önce Instagram'a bir story attım ve dedim ki silüette cameo makine var yani etiket kesiyor. Ondan daha iyi etiket kestiğim doğrudur dedim. Yani hakikaten doğru. Şu perfect mükemmel kesime bakın. Makinenin bile bu kadar detaylı kesebileceğini zannetmiyorum. Benden kaçmaz. Bu benim çocukluktan beri icra ettiğim bir meslek olduğu için bir şeyler kesmek. Bu konuda bilmiyorum artık kaç yıllık tecrübem var. Neyse şimdi şöyle etiketlerimi bu kavanoz kapağına koyacağım. Yine TC sınırlarında yaşadığımız için kendime düzgün bir depolama alanı, kutu, box bir şey vesaire bulamıyorum. O yüzden kendi yaratıcı çözümlerimi buluyorum. Bu benim yaratıcılığımı geliştiriyor gerçekten. Neyse. Bu arada
Böyle bir abiyi keşfettim. Gerçekten onu da videolarını sömürmeye başladım gördüğünüz gibi. Yani aşırı komik ve tatlı bir adam. Tam böyle şey gibi. Hani dizilerde böyle tatlış tonton babalar olur ya. İşte kızları olur böyle falan. Tam öyle bir tipi var ama gerçekten finans konusunda verdiği bilgiler bilmiyorum müthiş iyi yani. Hani Özgür Demirtaş'ı falan boş verin bence bu abi dinleyin. Ben finans konusundaki tecrübelerini dinliyorum şahsen ve aşırı komik birisi bence. Güzel bir anlatımı var. Gidirik gidirik diyor sürekli. Yani yeni kelimeler de öğrendim şahs sayesinde. Buradan teşekkür etmek istiyorum. Bir shout out vermek istedim kendisine. Son birkaç gündür kendisini dinliyorum. Onun dışında size bazı bilgiler daha vereyim. Gördüğünüz üzere bunun bilgileri de var burada. Bunları zamanında almışım. Niye almışım? İşte zamanında içimde bir etiket sevdası varmış demek ki. Bunlardan 3 tane var ama az var. Bunları siteye ekleyeceğim sanırım. Bir bakalım. Zaten şu hafta bir yeni bir güncelleme için çalışıyorum. Defter yapacağım, mini defter. Şu an ekranın hali gördüğünüz gibi feci durumda. Yani şuradakiler hep mini defter dosyaları. 50'ye tamamlamaya çalışıyorum. Bakalım 50 tane hem eski hem yeni koleksiyon defterlerinden çıkartacağım. Onun dışında böyle etiketlerde buldum. Şunları hatırlamıyorum nereden aldığımı, bayağı eski. Ama bana bir fikir verdi. Ben de böyle harfli stikerler yapmak istiyorum. Onun dışında bunu hatırlarsınız göstermiştim. Bu çok sevdiğim bir filmdi, Nightmare Before Christmas. Bunu defterinde yapmıştım. Kanalda videosu var. Bu benim stickerlarım. Bunları AliExpress'ten almıştım hatırlıyorum. O zamanlar dolar yine bir nebze daha iyi bir boyuttaydı. Dolar 5 lira mıydı neydi? 2019 falan olması lazım. Çok güzelmiş ama. Ben de böyle bir unicorn sticker seti yapmak isterim. Bunları nerede kullanacağımı bilmiyorum ama şimdilik duruyorlar. Bunlar bana biraz gelecekteki Özge'ye, yani geçmişteki Özge'den bana şu an ilham verdiler. Onun dışında stickerımızı yeni köşesine alalım. Gördüğünüz gibi sticker koleksiyonumuz genişliyor. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Şöyle tutabilirim şimdilik herhalde stickerlarımı. Sweet Skulls sticker setlerim için şöyle bir çözüm buldum. Diğer sticker setinin stoğu bitti. Onu da şimdi yeniden alıp baskı halledeceğim. Gördüğünüz gibi. Ekonomisi çok iyi olan ülkemizde hayatta kalmaya çalışıyorum. Teşekkürler. Ben şimdi kahvaltı yapacağım. Evet. Yeni bir kağıt geldi. Yeni bir sipariş. Deneyelim bakalım. Defter çıkması peki. Aa, bir an kendimi gördüm sanki. Kendime hediye göndermişim gibi. Da kendime sipariş. Oo, hem de çizgili. Fena değil. Üstündeki şey işte. Vay be. İlk defa bu kadar yıldır kağıt alırım. İlk defa bir satıcı yani yanında bana defter gönderdi. Yani bir duygulanmadım değil hafiften gerçekten. Doğru yoldasınız bence. Devam edin böyle. Güzel. Neyse şimdi kağıdı deneyeyim bakayım. Aman Allah'ım. Çok güzel bir kağıt. Şu an ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Üstünde noktaları var. Krem rengi. Ben bunu kullanırım. Çok güzel. Bir saniye unutmadan kağıdı da yakından çekeyim. Bakın böyle bir dokusu var. Ben bu kağıda bayıldım gerçekten. Neden daha önce keşfetmemişim. Çok güzel. Hem de dokusu da çok güzel. Bunlardan harika defterler yaparım. Müthiş. Miko. Farkı belki gösterir diye şöyle bir yana enzo kağıt koymak istedim. Aradaki farka bakın. Bu enzo kağıt. Bu yeni kağıt. Kamera daha güzel çekseydi tabii ama yine de iyi görünüyor sanırım. Tabii bu 80 gram yani normal A4 kağıtlar gibi.
Yine bu da giyotinde kesmesi zor olur diye tahmin ediyorum ama şimdi hemen tabii dayanamadım. Hemen bir deneyip görmek istiyorum. Hemen bunlardan yani şu kağıttan bir defter deneyeceğim. Mini defter yapmayı bakalım. Kapak vardı zaten. Hemen deniyorum. Zor da kesilmedi. Bu benim için iyi bir haber. Ve yeni bir kağıt keşfettiğim için çok mutluyum gerçekten. Aa, çok güzel. Böyle. Ben güne devam ediyorum o zaman. Evet, ertesi günden merhaba. Şu anda elma defter videosunu editlemeye başladım. Henüz 7 dakikalık, 8 diyebiliriz kısmını editlemişim. Çok sıkılıyorum gerçekten. Edit yapmak en sevmediğim kısım yani YouTube'la ilgili. Ki YouTube'un %90'ını oluşturan bir etmen de diyebiliriz. Tabii bu üzücü bir şey. O yüzden hep cumartesi yayın günleri olduğu için neredeyse perşembeden başlıyorum yani düşünün. O kadar Yaya yapıyorum ki istemediğim o kadar belli yani. Her neyse. Şimdi konudan bağımsız bir şeyden bahsedeceğim. Böyle edit yaparken aklıma bir şey geldi. Şöyle bir maile bakıyordum. Şimdi telefon ve maili saklayacağım şuradan. Bu benim çok eskiden, ben aslında eskiden 2017 yılında, bakın mailin tarihine bakın. Shopify kullanıyordum aslında. Ve Shopify'da şöyle bir özellik de vardı yani. Müşteriler size mesaj atabiliyorlardı. Şimdi bu mesajı neden gösteriyorum derseniz de. Bakın 26 Aralık 2017 tarihinde yazmış Betül. Teşekkürler öncelikle Betül. Ve ben bu mesajı bayraklayıp işaretlemişim. Ama buna hiçbir zaman cevap yazamamıştım. Çünkü oralar hayatım çok iyi değildi. Kafam gidikti yani biraz. Ama mesajını okumuştum ve çok beğenmiştim. Ama geri dönüş yapamadım. Ki bu benim için yani üzücü bir şey. Yıllardır da şöyle şu mail şurada durur. Gerçekten çok güzel bir mail mesajı yazmış. Geç de olsa umuyorum, bilmiyorum bu videoyu izler misin ama Betül. Teşekkür ederim mailin için. Bu mail nedense benim bayraklı maillerimde 4 taneden birinde durur yani. Böyle aklıma geldi nedense ve umarım tekrar Shopify açıp sizden yine böyle güzel mesajlar alabilirim. Gerçi Shopify'de de alınabiliyor ama olsun. Göstermek istedim. Yani üstünden de 5 sene geçmiş neredeyse. Günü bugünmüş demek ki. Umarım bu videoyu izliyorsundur. Tekrar teşekkür ederim. Güzel birisin gerçekten. Böyle ben şimdi edite dönüyorum. Merhabalar. Deniz Kızı Eryel olarak bugün karşınızdayım. Dün yeni aldığım saç boyasını denedim ve bir öncekinden bile daha güzel oldu bence. Şimdilik favorim bu.
Zaten kargo bedavaya gelsin diye 3 kutu falan almıştım. İyi olmuş yani. Neyse. Şimdi bugün pazartesi sabahı ve nereye gidiyorum? Enginlere gidiyorum. Baskılar alınacak. Hafta sonu tam 5 tane sipariş birikti. Bu Palas Pandora sahnede uzun zamandır yaşanmamıştı. Çok mutluyum bunun için. Fakat siparişlerden bir iki tanesi Happy Plan sticker seti almış. Ve Happy Plan sticker setini de ben siteye sadece bir tane olması ve o da satılmış olmasına rağmen, yani videoda yaptığım üründü, denemek için de öyle yanlışlar olabilir diye çok alıp stok yapmamıştım. Öyle. Onlar da satıldığı için bugün kargo yapmam gerekiyor. Yani bugün çok işim var. Baskıya gideceğim, döneceğim, siparişleri kargolayacağım, hazırlayacağım falan derken. Ama neyse, şu açıdan iyi oldu. Zaten haftaya bir shop update yapacağım. 30 tane yeni mini defter ve yeni stickerler ekleyeceğim. Onların da baskılarını zaten almak için gidecektim. Sadece biraz erkene çekmek zorunda kaldım. Hafta sonu dahil 3-4 gündür onun üzerine çalışıyorum zaten. Öyle, heyecanlıyım. Şimdi yine Kadıköy'e gidiyorum. Orada görüşürüz. Galiba. Tamam. Benim işimi çekeceksen çek. Önemli. Benim işlerim daha önemli lütfen. Aa, çok güzel. Hemen bakmam lazım. Önce bir yerden yolluyor muyum? Geliyorum bir saniye. Bir bilinizde. Kalite kontrol yapayım da olmazsa bunlardan bir sayfa daha basarız. Bakayım. Çok güzel çıkmış. Saatlerimiz 3.30. Baskıdan geldim, yemek yedim ve siparişleri paketledim. Burada 4 tane sipariş var. Bir tanesi katıl üyesi olan Elif'in siparişi. Ona katıla özel bir hediye yapacağım bu hafta ve siparişini öyle göndermek istiyorum. Öyle, onun dışındaki 4 siparişi paketledim ve tüm paketler burada. Bu görüntü beni çok mutlu ediyor. Bir gün umarım bu masanın tamamının dolduğu bir günde olur. Neyse, şimdi PTT'ye gidip memurları gıcık edip bir de ekstra poşet isteyip onları darlama zamanı. Arkadaşlar, hatırlarsanız ben böyle bir defter yapmıştım canlı yayında. Ve kendime bir de Özge Çalışkan Shop yer açmıştım. Yani benim bile unuttuğum bu dükkan ve bu defteri bugün Elif yine tabii ki satın almış ve böyle çok tatlı bir not yazmış. Allah'ım. Yani Elif, ne diyebilirim ki, inanılmaz birisin gerçekten. Beni çok mutlu ettin. Bu bana bir motivasyon sağladı ve buraya artık daha çok defter koyacağım. Ve YouTube'da yaptığım defterleri de sanırım, YouTube videolarımda yaptığım defterleri ekleme fikrim vardı. Onu da gerçekleştireceğim sanırım. Bugün tam kargoları bırakmıştım. Hatta Elif'in kargosunu vermemiştim. Katıl hediyesini daha yapamadan. O bunu satın almış artık. Neyse, bunu da artık hepsini birlikte gönderirim diye düşünüyorum. Tam kargodaydım. Shopier'den bildirim geldi. Anlamadım. Şuna bakın. Bu da yeni sistemdeki ilk satışım. Teşekkürler Shopier. Bugün böyle bir gün oldu. Evet, yine bir su açılışıyla birlikteyiz. Hadi bakalım. Aa, bunun beyazı da varmış ya. Tüh! Orada var mı ki acaba? Bir saniye. Şu
Burada beyaz siyah diyor ama hiç dikkat etmedim. Neyse. Göreceğiniz üzere böyle bir raf ünitesi aldım. Burada banyo için diyor ama banyo için değil tabii ki. Ben bunu kargola, yani kargo malzemelerimi koymak için düşündüm. Bakalım. Hoşuma gitti, gördüm. Ay, yanlış yaptım ya kesin. Sök. Taradadam. Şöyle yakından göstereyim. İşte yeni kargo malzemeleri depolama alanım. Yani Türkiye sınırları içerisinde en azından bunu bulduğuma şükrediyorum bugün gerçekten. Kutusunu da göstereyim. Belki siz de bulursunuz bir yerden. Linki yok maalesef. Çünkü burada yaşadığım yerdeki bir milyoncu gibi bir yerden buldum yani. Cadde üzerinde. Bunu şuraya koyacağım. Gel bakalım. Şöyle. Bakalım. Tam da güneş vurması. Güzel. İyi denk geldi. Bakalım. Yani rengi çok favori rengim mi? Hayır. Bugün bile bütün kombinlerim mor olan biri olarak şu an. Ama şöyle düşündüm. Biliyorsunuz artık paketleme reels'larımı Fiona masasında çekiyorum. Eskiden şu masada çekiyordum. Ve paketleme malzemelerim yine böyle yani all over place, her yerde böyle. O yüzden dedim ki yani bir şuraya gidip, bir oraya gidip, bir buraya gidip falan şey olmasın. Hepsinin bir yerde duracağı bir şey almak bugün aklıma geldi. Bu arada bugünlerde şuraları biraz düzeltiyorum. Bayağı düzenledim buraları. Buradaki kağıtları aldım. Burada ayakkabı kutuları var. Bunları bir şey yapacağım, düzelteceğim. Böyle gözükmesin, çirkin duruyor. Ama bunun içinde gerçekten bazı kağıtlarım, bazı defter yapı malzemeleri var. Yani işte depolama aracı bulamayan bir Özge'ye bırakıyorum buraya gerçekten. Neyse, burası biraz çirkin gözükse de burası düzenlenecek, düzeltilecek. Şurayı tamamen pıtırcıklarla kaplayacağım. Onun dışında kağıtları buraya taşıdım. Şu an burası dağınık tabii biraz. İşte bunlar mesela şimdi burada duracak. Şu rafa dizeceğim. Bu arada bunun konudan alakasız böyle siyah kavanoz kapağı aldım. Bakın şimdi. Şu konfetilerin olduğu şeyi açacağım. Bir saniye. Bakın. Aradaki farka bakın ya. 180 derece değişti resim. Kurumsal kimliğe gidiyorum ve hepsini siyah yapacağım. Hatta şuradaki tüm kavanozlarımı, pardon şunu yapmadım, şunu da yapacağım. Hepsini şimdi siyaha döndürdüm. Burayı bayağı düzenledim. Yani buralar düzenlenecek. Bayağı bir işi var. Hatta şuraya bir IKEA'dan yine gidip böyle bir 2-3 raf daha alıp buraların arasını daha sıklaştırıp, çünkü mini defter bayağı yeni çeşit ekleyeceğim için rafı daha verimli kullanırım diye düşündüm. Bu arada tost defterim bitmesi. Resmen bitti ya, şaka gibi. Bu beni mutlu etti tabii ki. Hemen yeni stok yapılacak. Hand paint strawberries defter. Bu kadar kalmış. Bu arada Happy Plants serisi de neredeyse bitmiş. Şu son 5 tane defter kalmış. Yani öbürlerini satın alanlar benim videoda yaptığım defterleri almış oldu. Konudan konuya atlama hızım. Yani böyle sonuç olarak ne diyordum ben? İşte böyle buraya da kağıtları dizdim. Artık daral gelmeye başladı çünkü bana. Buranın düzenlenmesi gerekiyor. Şurada kağıtlarım duracak. Burada bir ton aldığım baskılar vesaire var. Bunlar sürpriz olsun. Burada işte haftaya şimdi mini defterler yapacağım. Bunlar da yeni aldığım kağıtlar. Bunları zaten muhtemelen bu videoda gördünüz. Burada yeni stikerler. Bunlar haftaya yapılacak shop update için. Aa, onu söylemedim galiba değil mi? Şöyle bir spoiler vereyim. Mesela bu mor fil tasarımı ve burada bayağı 30'a yakın yeni tasarım var. Bunlar haftaya yani 1 Ekim günü shop update olacak ve dükkan güncellemesi gelecek. Burada sticker'lar var, kesilecek, beni bekliyor. Böyle, bunun da haberini vermiş olayım. Burada göstermediğim ne kaldı? Aa, bir de bu var. Bunu da yine aynı 1 milyon önceden almıştım. Bence aşırı güzel. Niye bilmiyorum ama. Süngermiş bu arada.
böyle meyve çeşitleri vardı. Ben buna fotoğraf çekimlerini falan kullanırım diye düşündüm. Ama en kötü şu duvara asarım diye düşündüm. Bence çok çüte ve güzel. Böyle şimdilik havadisler. Bugünüm de böyle geçti. Şimdi isterseniz rafımızı düzenleyelim. Mesela pelur kağıtlarım, iplerim falan hepsi bir yerde dursun istiyorum artık. Çünkü hepsi bir yerde. Mesela bazıları işte kartlar, teşekkür şeyleri falan kartları burada. İşte yok ip rafta duruyor, orada asılıyor, burada asılıyor falan. Çok saçmaydı yani. Neyse şimdi hemen düzenlemeye geçiyorum. Çekmeceleri de bilmiyorum. Yıllar önce şansa bir yerden bulmuşum ama. Yani ne arıyorum biliyor musunuz? Böyle Eminönü'ndeki hatta çarşıda görmüştünüz. Böyle kolye malzemeleri alıyordum. Orada böyle boydan boya plastik çekmeceli yerler vardı. Öyle bir çekmeceyi şu an gerçekten AliExpress dışında hiçbir yer satmıyor. Yani buradan girişimcilik tavsiyesi veriyorum gerçekten. Şöyle plastik, yani bunun gibi değil de işte. Görselini koyarım. Böyle bir tarz plastik çekmece işine girerseniz parayı kırarsınız. Bütün küçük işletme sahipleri bunu alır. Ben söyleyeyim size. Yani ben girerdim bu işe ama gerçekten defter satmakla 24 saat meşgul olduğum için zaten. Bir de onun şeyini alamayacağım gerçekten. Neyse. Şimdi bunları buraya koyacağım. Bakalım değişebilir tabii burası. Güncelleme gelebilir. Yani böyle şeyler satan yerler var muhtemelen. Mavi çekmeceli falan. Onlar da nalbur tarzı yerlerde oluyor. Onu da internette gördüm ama onlar sanırım böyle büyük firmalar. İşte toplu üretim yapıp satış falan yapıyorlar yani herhalde. Bilemiyorum. Trendyol'da falan yoklar bence. Yani böyle. Üzücü. AliExpress'te milletin 5 dolar aldığı çekmeceyi ben kaç paraya aldım? Ben gerçi bir saniye fişine bakayım. 150 TL ödemişim bunu. Eh gene iyi bu ekonomide. İdare eder. Onun dışında ne var? Paketleme malzemesi. Düşünelim. Ben bunları çok kullanıyorum böyle. Not filan yazıyorum bazen. Ufak şeyler hatırlamak için. Bunları koyacağım bir de. Aslında benim buradaki bantlarımı koyabilirim bence. Ama güzel bir kap ayarlamam lazım. Şuraya şu hasır uzuk ipi koyacağım. Ben bir tane daha var. Onu koyacağım. Onun dışında şöyle bir ip var bende. Bu Baker's Twine diye geçiyor. Görmüşsünüzdür belki. Etsy'de falan çok kullanılıyor. Bu ilk orada görmüştüm ben. Bunu yılbaşı zamanı kullanmayı düşünüyorum. Bu bende bayağıdır var. Bitmedi de. Çok büyük. Çok çok eskiden Eminönü'nden almıştım yine. Onu da şöyle. Ya da neyse bunu şimdilik koymayayım. Sığmadı çünkü. Şuraya pelur kağıtları koydum. Zamanla burayı aklıma geldikçe düzenlerim zaten. Onun dışında şu en alta da şu kargo poşetlerini koyacağım. Kırılır etiketi. Onun dışında geçen gün PTT'den artık zorla aldığım kargo poşetlerini koyacağım. Yani bir de böyle bir derdim var gerçekten. Adamlardan kargo poşeti alamıyorum. Paralı mı artık neyse sayıyla veriyorlar yani resmen. Girişimciliğe yani nereden balta vursam diye adamlar. Allah'ım yarabbim. Neyse. Sinirlen yine aklıma gelince. Böyle buralar düzenlenir. Burada işte konfeti ve kartvizitlerimi koydum. İpler. Burada bantlarım. Bunlar için de yine bir şey lazım. Bant, kalem, isim yazma kalemi, renkli kağıtlarım, etiketler, teşekkür kartları, kartvizit sayılabilecek ikinci etiket ve teşekkürler notu. Şimdilik böyle. Ne diyorsunuz? Benim hoşuma gitti. Belki biraz daha şuraya sürüklerim görünmesin diye ama kötü de durmadı. Rengi belki boyarım aslında. Sprey boyayla o da olabilir. Neyse şimdilik böyle. Bakalım yeni kargo depolama alanımız hayırlı uğurlu olsun. Efendim. Bir saniye update geldi. Hemen onu da göstermek istedim. Bantlar burada duruyor. Şöyle yaptım. Buraya bantları koydum. Bunlardan neyse ki bende 6 tane varmış. Şuna da şey yaptım hani işte 100 TL ve üzeri siparişlerde hediye etiket ekliyorum ya işte. Şimdi mesela
bu Sweet Skulls'tan etiketler koydum için onları da buraya koydum. Yani şu an kargoya dair her şey elimin altında olacak burada Reels çekerken. Ring light'ım ve tripodum da tam olarak burada duracak. Devamı gelecek efendim. Görüşmek üzere. Evet, Instagram storylerinde çaresizce anlattıktan sonra birkaç kişi bana önerilerde bulundu ama sonunda buldum. Yani çaresizce makyaj organizerleri bölümüne bakıyordum. Orada da yani tam istediğim gibi gene yoktu ama Nalburiye, hırdavat ve takım çantası bölümüne bakmam gerekiyormuş. Yani bunlar da tam istediğim gibi değil ama en azından şeffaf çekmece yani. Mesela bakın bu fena değil. Yani fiyatı da eşte uygun gibi. Böyle bir şey. Bugün de amma çekmece şeyi yaptım ya. Bu tarz böyle istiyorum. Buraya böyle stikerleri koyacağım. Bu tarz bir şey. Neyse ben şimdi bu gecem biraz çekmece araştırmakla geçecek. Update yapmak istedim. Evet, saatlerimiz neredeyse 12. Ve Azmin Zaferi diyoruz efendim. Ve kutumu buldum. Bu 60'lık Vida düvel kutusunu satın aldım. Renk seçilmiyor maalesef. Bir not yazdım satıcıya ama görüyor mu görmez mi artık bilmiyorum. Palas Pandras kadar müşterilerini önemsiyor mu falan. Neyse. Siyahı varsa siyahı, yoksa yeşili falan. Yani bilmiyorum. Bir de bunu böyle aldığımı düşünemiyorum. Neden dersiniz? Yani bana bir şey verdi yani tekrardan yapmak için. Baksanıza insanlar fotoğrafımı atmış. Ya herkes biliyor muydu bunu? Benim mi haberim yoktu ya? Şaka gibi. Ya şuna bakın. Ne tatlı. Keçiyle atmış. Neyse. Yani sonuç olarak ben bunu sipariş verdim. Artık 60 tane sticker yapacağım garanti oldu. Ki zaten artık aklımda çok fazla sticker yapma fikri var ama dediğim gibi bu kutular doldurulmayı bekliyor efendim. Neyse bir bakalım gelsin. Bir bakalım. O zaman da bir review veririm. Bir geri bildirim yaparım size. Memnun kalıp kalmadım ama ben beğeneceğimi düşünüyorum şahsen. Bakalım. Ben şimdi edite devam ediyorum. Sanırım burada bıraksam iyi olacak. Biraz daha çalışıp artık bugün de noktalarım. Gece 12'de mesai bitimi efendim. Hoşçakalın. Bakın ne geldi. Çekmecem. Şöyle göstereyim. Ben satıcıya mesaj attım. Yeşilini istedim. Bence güzel bir seçim oldu. Diğerleri çok cırt renkler. Neyse şimdi hemen bunu açıyorum. Duvara sabitlemek için herhalde. Benim de aklıma gelmişti aslında. İyi olabilir. Şuraya bir ara. Neyse. Evet şimdi hemen yerleştirelim stickerlarımızı. Bu arada buna şey yapmam gerekecek. Böyle işte mesela hangi sticker'ı koyacaksam bunu böyle biraz küçültüp tasarımı böyle buraya yapıştırmam lazım ki içinde ne olduğunu bileyim. Yeni bir iş eklendi bize yani. Neyse ama yaparım onu. Şimdi buraya ne koyalım? İlk çekmecemize bulut stickerları ekliyorum. Aa, tam buraya göre sığması. Süper. İkinciye önümüzdeki shop update'te eklenecek olan gökkuşağı stickerları ekliyorum. Şöyle yapalım. Böyle. Aa, çok güzel oldu. Evet, ikinci çekmecemiz. Fil stickerları ekliyorum. Bu da sığdı. Bir saniye, burası kaç santimmiş bakacağım. Çekmecenin boyutu 6.8 filan. Enden 5. Güzel. Buraya da Toastman stickerlar. Artık kavanoz kapaklarıyla uğraşmama gerek kalmayacak gerçekten, yaşasın. Üçüncü çekmecemizde de Free Hug stickerları ekliyorum. İşlem tamam. Yaşasın ya, sonunda burası bir düzene giriyor gerçekten. Önümüzde daha doldurulacak bir sürü çekmeceler var. Bu çekmeceler artık yeni stickerlerde dolacak.
Aslında şu an biraz daha sticker var yeni yaptıklarım ama onlar haftaya olduğu için sürpriz göstermiyorum. Haftaya ki videoda artık onları da koyarım. Şimdi bunu koyacak bir yer bulacağım. Bakalım.